on ebeveynler ve çocuklar. Snelman ve arkadaşları Finlandiya'nın uyanmasına dair geleceğe dönük bütün umutlarını genç neslin iyi yetiştirilerek eğitilmesine bağlamışlardı. Gençlik Snelman'ın büyük aşkı, aynı zamanda zayıf damarıydı. Snelman bazen gençleri gözlerinin içine bakarak azarlar fakat kendilerini yaşlılara karşı her zaman savunurdu. Özellikle de her zaman ve her yerde alışılmış olduğu üzere gençleri ahlaksızlıkla suçlayan ve adam olmayacaklarını öne süren büyükleri uyararak şunları söylerdi. Genç nesli değil, kendinizi suçlayın. Siz nasıl yetiştirdiyseniz gençler de öyle olacaklar. Gençlere terbiye verdiğinizi söyleyebilir miyiz? Hayır. Anneler ev işlerinden başlarını kaldıramıyor. Günleri mutfak, alışveriş, temizlik ve çamaşırla geçiyor.'' memuriyet, ticaret ve diğer işlerle uğraşan babalar akşamları meyhane ve kulüplerde oturup kağıt oynuyorlar. Çocuklarla kimse ilgilenmiyor. Buna zaman yok. Ayrıca çocuklarla uğraşmak sıkıcı ve meşaketli bir iştir. Çocuklarla konuşmuyor, hayatlarının nasıl geçtiğini sormuyorlar. Zaman bulunca biraz okşayarak ellerine bir oyuncak veriyor ve ''Çocuklar şimdi gidin ve kendiniz oynayın.'' diyorlar. Bu aslında gözümden kaybolun ve ne yaparsanız yapın, yeter ki bizi rahat bırakın demektir. Çocukluk dönemi çocuk aklı ve kalbi bakımsız tarla gibi boş kalıyor. Çünkü oraya hiçbir iyilik tohumu saçılmamış. Kendilerine iyilik, doğruluk ve sevgiden bahsedilse de bunlar kalıplaşmış, sıkıcı ve soğuk ifadelerle anlatılmaktadır. Çocuk zekasını canlandıracak ve onların ilgisini çekebilecek şeyler söylemiyorlar ve bunu beceremiyorlar. Onların hassas kalbini ısıtacak hiçbir şey yapmıyorlar. Açık söylemek gerekirse çocuklar, anne babaları ve çok sayıda teyze ve amcaları ile birlikte aynı evde yaşasalar da bir yetim gibi büyümektedirler. Onları çok iyi yedirip giydiriyor ve sağlıkları ile ilgileniyor olabilirler. Fakat çocuğun zekası ve kalbinin temizliği konusunda çok az kafa yoruyorlar. Hakikaten çocuklarımızın şimdikinden daha kötü olmamalarına hayret etmek gerekir. Çocuklar büyüdüklerinde ve her şeyi duymaya, anlamaya başladıklarında kendi çevrelerinde ve ailelerinde ne görüyor, neler hissediyorlar? Köy ve şehirlerin sokak ve meydanlarında, evlerin avlularında çöp ve hastalıklı toz yığınları birikince herkes evlerin temiz tutulmadığını söyleyerek şikayet etmeye başlar. Fakat bu evlerde yaşayan halkın sağlık durumunun çok ağır olduğu, binlerce insanın hastalanarak öldüğü, yozlaştığı kimsenin umurunda değil. Anne ve babalar, iyi düşünün ve açık yüreklilikle, samimi olarak cevap verin. Çocuklarınızın yetişmekte olduğu ve kişiliklerinin şekillendiği aile ortamı, zihinsel ve manevi açıdan yeteri kadar sağlıklı mıdır? Çocuklara sürekli yalan söyleme, kimseyi kandırma, bu iyi değil, şunu yapmak çok kötüdür, günahtır, Tanrı bundan hoşlanmaz ve sizi cezalandırır, diyorlar. Ama kendileri yalan söylüyorlar, kandırıyorlar, birbirlerine, başkalarına, çocuklarına yalan söylüyorlar. Birilerine yalan söylemek, kaba ve kinli olmak günahtır diye nasihat ediyorlar ama kendileri kaba, kindar ve yalancıdırlar. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmamaktadır. Çocuklar bunu hemen hisseder ve anlar. Önce hayret eder. Sonsuz bir güven duydukları anne ve babalarının bu tür işleri kendilerinin kötü, günah ve pis dedikleri şeyleri nasıl yaptıklarını anlamazlar. Daha sonra ebeveynlerinin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığının farkına varırlar. İşte o zaman çocuklar büyüklerine saygı duymamaya, iyilik ve kötülükle ilgili sözlerini dinlememeye ve ciddiye almamaya başlarlar. İyilik ve kötülük hakkındaki konuşmaların sıkıcı ve gereksiz sözler olduğunu düşünürler. Anne babalar küçük çocukların bile kendilerine kulak asmadıklarını, inatçı ve terbiyesiz olduklarını söyleyerek sürekli şikayet ederler. Ama çocuklarımızın ahlakını ilk kim bozuyor? Sözlerimizi ciddiye almamayı, onlara aldırmamayı kim öğretiyor? Bizler, anne ve babalar. Çocuklardan sevgi, saygı ve itaat beklemeyin. Bunları kendilerini korkutarak, azarlayarak veya cezalandırarak elde edebileceğinizi düşünmeyin. Çocukların önünde onların size saygı duyacakları ve sizi sahip olduğunuz erdemler sayesinde sevebilecekleri gibi davranın. İsrailoğullarının lideri Hazreti Musa, Sina Dağı yakınlarında koyun otlattığı sırada bir çalının yandığını ama sürekli yanmasına rağmen bir türlü tükenmediğini görür. Hazreti Musa bunun nedenini öğrenmek için çalıya yaklaşır ve o sırada bir ses duyar. Ey Musa, ayakkabılarını çıkar çünkü şu an bastığın toprak kutsaldır. Bu hikayede büyük işler yapmak isteyen insanlar ve halkların bütün dönemlerde örnek alması gereken derin bir fikir saklıdır. Nitekim hikaye bize büyük, temiz ve aydınlık bir işe ellerimiz ve ayaklarımız kirli olarak başlamamamız gerektiğini öğütlemektedir. Temiz işler temiz ellerle yapılmalı, büyük bir emel uğruna yapılacak çalışmaya ciddi hazırlanılmalıdır. Çocuklu her aile yanmakta olan canlı bir çalıdır. Fakat biz bu çalıya kirli el ve ayaklarla, üzerlerimizde pis kıyafetlerle yaklaşıyoruz. Anne ve babaların evde dağınık ve kirli kıyafetlerle, yarı çıplak vaziyette ve kirli çamaşırlarla dolaşmaları ne kadar büyük bir hataysa, çocuklara karşı tavırları, onlarla konuşurken ve iletişim kurarken samimi olmamaları bundan daha büyük bir suçtur. Ebeveynlerin çocukların önünde kavga etmeleri ve birbirlerine daha fazla zarar vermek için çocuklarına hitaben Çocuklar, bakın ve nasıl bir babanız olduğunu görün veya annenizin nasıl bir kadın olduğuna bakın. Şeklinde cümleler sarf etmeleri ve kavgayı başka küfürlerle devam ettirmelerinin ne kadar kaba ve kötü bir davranış olduğunu söylemeye gerek görmüyorum. Aile içinde yapılan sıradan, masum bir sohbeti ele alalım. Bir sürü dedikodu, anlamsız, boş ve sıkıcı gevezelik, küçük şikayet ve sızlanmalar. 3 kuruş fazla para, renkli bez parçaları, hizmette ufak bir terfi için dile getirilen bayağı istekler. Yoğun bataklık küfünü andıran ve çocukların 15-20 yıl boyunca kara kurbağaları gibi eşelendikleri bir ortam. Daha sonra büyükleri neden gençlerin kartallar gibi semalarda süzülmediğini ve çocuklarının neden kanatsız kuşlar gibi olduklarını sorarak hayret ederler. Anne ve babalar, izninizle sormak istiyorum. Bu yetişme tarzıyla çocuklarınızın kanat edinebileceğini gerçekten düşünüyor musunuz? Yoksa onların kanatlarını daha ilk başlarda temelli olarak siz kendiniz mi kırdınız? Çocuklarınız büyüyerek birer genç kız ve delikanlı olduklarında onlarla gelecek hayatları ve yapacakları işlerle ilgili konuşmaya başlayacaksınız. Onları mühendis, memur, tüccar, doktor veya avukat olarak en fazla kazanç getiren mesleklerde görmek isteyecek, rahat ve kazançlı işlere yerleştirmek için çabalayacaksınız. Kızlarınıza ise zengin bir koca bulmaya çalışacaksınız. Hırs, açgözlülük, tamah. Çocuklara daha iyi bir düzen kurmak, onları sıcak ve rahat bir yere sokmak istiyorsunuz. Bunu yapmakla da çocuklarınıza olan sevgi borcunuzu yerine getireceğinizi düşünüyorsunuz. Bu noktada Lev Tolstoy'un söylediklerini hatırlamakta fayda vardır. Hayattaki aşırı düzensizliğin başlıca nedenlerinden birisi herkesin hayatta iyi bir düzen kurmaya çalışması fakat hiç kimsenin hayatın kendisini düzene sokmak istememesidir. Herkes hayattan mümkün olduğu kadar fazlasını almaya çalışırken hayata da bir şeyler katmak gerektiğini düşünen yok. Egoist, hırsız, istismarcı ve asalak olarak atıldıkları hayatın anlamını bu asalaklıkta görüyorlar. Çocuklar aileleriyle birlikte yaşadıkları müddetçe bu hayat dersi kendilerine aşılanmaya çalışılıyor. Bunu yapmak isteyen kimdir? Anne ve babalar. Çocuklar ve gençler egoist duygularla büyümekte sadece kendilerini beğenmektedirler. Sığ ve fakir ruhlu bu insanlar aynı zamanda tembel, ahlaksız ve şehvet düşkünü birer sapık olarak toplum hayatına dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak hiçbir şeye ve hiç kimseye, vatanına, insanlara, emeğe, büyük fikirlere, anne babasına ve nihayet kendisine saygı ve sevgi duymayan insanlara dönüşüyorlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz, ne pişirirseniz onu yersiniz. Çocuk aklı ve ruhunun sadece ısırgan otu ve deve dikeni gibi zararlı otların yetiştiği tenha, ıssız bir çöl gibi bomboş kalmasına neden olursunuz. Anne ve babalar, çocukları daha fazla bu durumda bırakmayın. Onların terbiyeden yoksun, zeka ve kalpleri bilinç ve sevgi fakiri bireyler olarak büyümesi ahlaka ve maneviyata sığmayan bir suçtur. Bu sadece sizin aile meseleniz değil. Bu aynı zamanda toplumu, devleti ve halkı ilgilendiren bir konudur. İstediğiniz türden anayasalar, seçim mevzuatları oluşturabilir, en liberal yasalar çıkartır, sosyalizm veya komünizm gibi sihirli güce inanabilirsiniz. Ama bizim evladımız olan yüz binlerce çocuk hayata önemsiz ve küçük fertler olarak başlangıç yapacaksa, her türlü parlamentoya rağmen sefil, fakir ve iğrenç bir yaşantıya mahkum olacağız. Memurlar halka itinasız davranacak. Bakanlar politik yalancı, milletvekilleri ise halkın sırtından geçinen vurguncular olarak karşımıza çıkacaktır. Okullar yeni nesillerin kalbini ve zekasını kurutan yerler olarak kalmaya devam edecek, basın bedenini satmakla geçinen hayat kadınına benzeyecektir. Halk kitleleri ise yüksek sınıflara karşı giderek daha fazla kin ve nefret besleyen, intikam duygusuyla yanıp tutuşan ve kendisinden yüksekte bulunan veya anlamakta zorlandığı her şeyi yıkma güdüsüyle hareket eden, aç veya tok olması bu duygu ve güdülerini etkilemeyen bir sürüye dönüşecektir. Ülkenizin gelecekte sizden beklentisi bu değildir. Yeni Suomi'nin taze şarapları koyacağımız yeni kutsal tulum olması gerekmektedir. Bu taze şarap, bilge ve dürüst devlet yönetimi, halk kitlelerinin güçlü yaratıcı zekası, vicdanı ve iradesi, bireysel ve toplumsal hayatın özgürce şekillenmesine olanak veren kuralların geçerli olduğu, herkesin refah içinde yaşamasını sağlayacak bir düzen anlamına gelmektedir. Anne ve babalar, yeni dönemin bağcıları olmak, ailenize ait üzüm bağlarını başka türlü işleyerek Oraya en iyi ve taze fidanları dikmek ister misiniz? Snellman arkadaşları ile birlikte köyleri ve pazar yerlerini gezerek benzer konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmaları dinleyen ebeveynler çocukların ve gençlerin daha iyi yetiştirilmesi konusunda kafa yormaya başladılar. Anne babalar çocukların gelişimi ve kişiliklerinin şekillenmesi alanında büyük sorumluluk taşıdıklarının farkına varıyorlardı. Birçok yerde ebeveyn toplulukları kuruldu. Anne ve babalar bir araya gelerek genç neslin terbiyesi sırasında yaptıkları hataları birlikte değerlendirmeye, tecrübelerini paylaşmaya başladılar. Bu tür topluluklar tarafından davet edilen ünlü eğitimci ve psikologlar ülkenin her tarafını dolaşarak çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair konferanslar veriyor, bilimsel gözlemler ve tecrübeye dayanarak çocuk kalbinin doğasını anlatan konuşmalar yapıyordu. Çocukların ruhsal gelişimindeki sorunlar ve hastalıklarla ilgili bilgi veren uzmanlar bunların tedavi yöntemlerinden bahsediyorlardı. Tarım mühendisleri en iyi patates ve yonca türlerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğini anlattığı gibi çocuk ruhunu çok iyi bilen yetenekli eğitmenler de mesleği ne olursa olsun çamaşırcı veya taş ustası, terzi veya ayakkabıcı, işçi yahut köylü bütün anne ve babalara zeki ve vatansever evlatlar yetiştirmenin yöntemlerini anlatıyordu. Fin aile yapısı değişmeye ve hem zeka hem de maneviyat açısından yeniden şekillenmeye başlamıştı.